genel merkezimiz kurultay sürecini başlattı ve bu kurultay süreciyle beraber ilçe örgütlerinde öncelikle delege seçimleri, sonrasında ilçe kongreleri, ilk kongreleri ve akabinde de büyük kurultayımız olacak. Ben öncelikle artık ilçe delegeliğinden kurultayımıza kadar geçecek sürede her aşamanın partimiz için ve Cumhuriyet Halk Partileri için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yolda adaylığını açıklayan sevgili Umut Üncel kardeşime de başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sayın ilçe başkanım, belediye başkanım, ilçe yöneticilerim, ilçe kadın kolları başkanım, değerli meclis üyelerimiz, emek ve gönül veren tüm partililer ve saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1987 Tekirdağ doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Lise eğitimimi Tekirdağ'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümünü, İngiltere Cardiff Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümlerini bitirdim. İleri derece İngilizce bilmekteyim. Muratlı'da esnaflık yapıyorum. 2018 yılında Namık Kemal Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon üzerine yüksek lisansımı tamamladım. 2019 yılında belediye meclis üyesi adayı oldum. Tüm süreçte aktif rol alarak önemli bir rol oynadığımı da düşünüyorum. 2020 yılında il yöneticiliği görevinde bulundum. 2021 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na seçildim. Bu görevimde hala devam etmekte. Cumhuriyetin tüm değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak dürüst ve ilkeli bir yönetim anlayışı sürdürmek amacıyla yola çıktım. Ve şimdi sizlerin huzurunda yapılacak olan ilçe başkanlığı seçiminde başkanlık adaylığımı açıklıyorum. Hedefim yereldeki iktidarımızı sürdürmek ve devralacağımız bayrağı daha da ileri seviyelere taşımaktır. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partili olmak, beraber olmak, birlikte olmak, bir yarışa girmek, hele kendi içimizde yarışa girmek önemli. Çünkü bir dediğimiz gibi en güzel yarışı biz kendi içimizde yapıyoruz. Dışarıya karşı böyle bir yarış yapabilsek, umudumuz da inşallah dışarıya karşı da bu mücadeleyi yapmak. Ben seçimde çalışan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Murat'ın yüzünü kara çıkarmadılar. Özellikle ilçe yönetimi, kadın kolları, genç halkçı liseliler iyi bir çalışma yaptılar. Hatta Muratlı'nın milletvekili varken söylenen biz burada saraydan sonra ikinci oy aldık. Bir yeterli mi? Değil. Ben inanıyorum ki Muratlı'da oy oranımız gittikçe artacak. Muratlı'da bu çalışma, bu heves, bu arkadaşların hep birlikte olması. Ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçilen yönetim, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi hepimizin yönetimi olacaktır. Bundan sonra arkadaşların uygun bir şekilde birbirlerine hakaret etmeden iyi bir yarış olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Saygılar size. Yeterli sayıda olacak. Özellikle yaş gruplarımız da iyi olacak. Genç, aktif, dinamik bir yönetim yapacağız. Bunlara emin olabilirsiniz. 10 gün var da üçüncü bir adaya çıkar mı? Çıkar. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Centilmence bir yarış oldu. Evet. Bu süreçte tabii ki çalışma yapacak. Normaldir yapacaklar ama birbirini kırmadan, karşı tarafa çamur atmadan, çünkü biz tamam, bir aileydik. Tamam. Ve seçimde de kaybeden kazananı tebrik ediyoruz. Ben de dedim. Öyle olsun. Dediği gibi yani seçimden sonra kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Kesinlikle. Yok, evet. Gençleşmek güzel. Yani partimizin gençlere ihtiyacı var. Kadınlara olduğu kadar gençlere ihtiyacı var. Gençlere ulaşmakta onlar gerçekten başarılı olacaklar. İkisinin de genç olması beni de çok mutlu etti. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Yolunuz açık olsun.